WhatsApp'ın yeni sözleşmesi herkesin kafasını karıştırdı. Özellikle de büyük bir güvenlik sorunu ortaya çıkardı. Kimi Telegram'a gitti, kimi Signal'e gitti, kimileri WhatsApp'ta kalmaya devam etti. Peki gerçekten ne oluyor? Bu sözleşmeyle acaba bizim mesajlarımızın içerikleri başkalarına mı paylaşılıyor, gönderiliyor? Ne oluyor öğrenebilmek için biz en iyisi işin uzmanına soralım istedim. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şebnem Özdemir bizimle birlikte. Şebnem Hanım, bu WhatsApp'ın yeni sözleşmesi ne anlama geliyor? Ne anlatıyor WhatsApp bu sözleşmeyle? WhatsApp aslında bu sözleşmeyle birlikte Facebook ailesinde bulunan 82 adet şirketle bizden toplamış olduğu verilerden elde ettiği analizleri, bu verileri WhatsApp'ın bağlı bulunduğu üçüncü parti şirketlere market analizi, pazar analizi, profilleme çalışmaları, anket çalışmaları gibi benzer tüm analizlerde kullanmak üzere sunabileceğini, dolayısıyla kullanmaya devam ediyorsak, etmek istiyorsak bu sözleşmeyi onaylamamız gerektiğini ifade ediyor. Diğer bir deyişle bakacak olursak WhatsApp aslında topladığı veriden Facebook ailesinin bir şirketi olarak değer yaratma derdinde ki Facebook'un içerisinde zaten bazı özel paylaşımlarımız, sosyalleşme mecralarımız olması nedeniyle de resimlerimiz mevcuttu. 2016 yılında WhatsApp'taki hesaplarla Facebook'taki hesaplar birleştirildi. Bu da aslında kurulan köprülerin veri anlamında kullanılması anlamına geliyor. Peki zaten bu 2016'dan beri birleştirildiyse veriler ve biz zaten çoktan verilerimizi paylaştıysak Facebook'la, şimdi ne değişti? Bu sözleşmeyle bunları kayıt altına mı alıyor, olur mu almış oluyor bizden? Aslında biz WhatsApp'la Facebook hesaplarını 2016'dan beri birleştirdiğimizde bu numaranın sahibinin karşıda hangi Facebook hesabı olduğu bilinir hale geldi. Ancak bu sözleşme öncesinde WhatsApp'ın topladığı verileri işlemeye dair hukuki bir onayı yoktu. Bu sözleşmeyle bundan sonra topladığını iddia ettiği bütün verileri hukuki olarak işleyebilmeye dair bizden rıza almış oldu. Tabii buradaki hukuki kısmı tartışılır. Çünkü nerede, hangi bağlamda, hangi ülkenin şartları altında bu kısım tabii ki açık vaziyette ki Türkiye'deki kanunlar bakımından aslında bu rıza tam anlamıyla onaylanmış bir rıza değil. Tabii onaylanmış bir rızayla işlem yapılıyor. Üstüne üstlük bu sözleşme sadece Türkiye ve yani daha doğrusu AB dışındaki ülkelere gönderilmiş bir sözleşme. Niye AB'ye gönderilmiyor da diğer ülkelere, Türkiye'de dahil olmak üzere bu sözleşme dayatılıyor? Aslında burada WhatsApp'ın yapmış olduğu şey her ülkedeki veri işleme, kişisel verilerin korunması kanunlarındaki minimum şartları değerlendirmek üzerine kurulu. Avrupa ülkelerinde bizdeki KVKK'nın bir benzeri olan GDPR var ve GDPR verilerin analiz edilmesinin, işlenmesinin çok ötesinde bir şeyi yasaklıyor. O da profilleme çalışmaları. Çünkü biz veri analizi dediğimizde kapsamlı bir yapıyı düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Bu işin bir de profilleme çalışmaları tarafı var. Yani sizden toplanan veriyi analiz edebiliriz, işleyebiliriz ama sizin kimliğinize dair özellikleri derlediğimiz sanal bir değeriniz, dijital bir varlığınızın oluşturulması, profilinizin çıkarılması apayrı bir alandır. Bu tarafıyla GDPR profilleme çalışmalarını kesinlikle yasaklar. Bu nedenle WhatsApp Avrupa ülkelerindeki GDPR dayatmasından dolayı onlar bu sözleşmeyi onaylamasalar bile kullandırmaya devam edecek. Ama bizdeki KVKK'da verilerin işlenmesi tarafına dair önemli maddeler bulunuyor. Profilleme kısmı henüz yer bulmamış vaziyette. Tabii KVKK çok yeni bir çalışma. Vatandaşlardan da destek görmesi, dünyadaki tanınırlığının arttırılması gerekiyor. Bir diğer husus tabii ki WhatsApp'ın burada izlemiş olduğu politikaya karşı insanların izlemiş olduğu politika. Yani bizler kişisel verilerimiz ve mahremiyetimiz konusunda çok dikkatli davranmazsak devletin net bir yaptırım yapmasını da beklememiz çok yerinde olmaz. Çünkü bu uygulamaları bizler kullanıyoruz. Bizler IBAN numaralarımızı, kredi kartlarımızın resimlerini uygulamalar aracılığıyla paylaşıyoruz. Peki şimdi burada bir çelişki yok mu? Yani biliyoruz ki WhatsApp bu verileri reklam alabilmek, reklam verenlere bizim profillerimizi sunabilmek için yapıyor.
Peki o zaman AB'ye bunu dayatamayacaksa, AB ülkelerinde çok geniş bir pazar olduğuna göre o zaman onlara reklam gösterememiş mi olacak? Bundan feragat mı ediyor WhatsApp? Aslında WhatsApp sözleşmesinde şunu söylüyor. Verilerini verirsen ve ben seni profilleme yapabilirsem, profilini ortaya koyabilirsem sana daha iyi hizmet sunarım diyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde WhatsApp'ın profilleme çalışmalarının getireceği o hizmet tarafı eksik kalmış olacak. Ama bu verileri Facebook 82 aileden oluşan bir şirket yapısıyla herhangi bir kanaldan da elde edebilir mi? İnsanların ne paylaştığına göre değişir. Yani benim sosyal mecralarda paylaştıklarımla sizinkiler birbirinden farklı olabilir. Benden çok daha fazla veri elde edilerek profilim çıkartılabilir. Sizden elde edilemeyebilir. Yani burada aslında işin özünde genel yasaklamaların özünde yine insanın tavrı ve tutumu ön plana çıkıyor. Bakacak olursak 2019'da aslında Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumlarına serverları dışarıda olan yapılara, uygulamalara kesinlikle veri vermemeleri, özellikle iç yazışmalar, resmi evraklar ve bir takım hususi bilgilerle ilgili paylaşımda bulunmamalarına dair resmi yazı göndermişti. Mesela burada bu resmi yazıyı ne kadar ciddiye aldığımızla alakalı. Peki şimdi en çok soruyu sormak isterim. O da şu, biz şöyle düşünüyoruz, pek çok kullanıcı böyle düşünüyor. WhatsApp sözleşmesini imzalarsak bizim mesajlarımızın içeriklerine de ulaşacaklar. Paylaştığımız bütün bilgileri onlar da edinecekler. Fotoğraflar, videolar, banka numaralarına varana kadar bunları alıp üçüncü şahıslarla paylaşacaklar şeklinde. Böyle mi olacak ve veri paylaşımından biz neyi anlamalıyız? WhatsApp neyi paylaşıyor bu sözleşmeyle? Aslında işte burada tam da KVKK devreye giriyor. Çünkü KVKK'da veri paylaşımına dair rızanızı isterken her bir tür ve neyi paylaşacaksak onun için ayrı ayrı rıza alınır. Yani resim için, ses dosyası için, video için, metin için tüm bunların ayrı ayrı rızalarının alınması gerekir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde aslında KVKK'nın oldukça detaylı bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim diğer noktaya. Zaten bu politika dayatılmadan önce de WhatsApp bizim resimlerimizi, videolarımızı, ses kaydımızı tutabilecek durumdaydı. Yani bunları zaten depoluyordu. Metinler kısmında tam olarak bir netlik maalesef yok. Çünkü WhatsApp'ın çalışma prensibi gereği ben bir mesaj attığımda bu WhatsApp'ın kendi serverlarına gider. Ve sizin telefonunuza gelene kadar bu mesaj bu serverlarda tutulur. Dolayısıyla siz telefonunuzu 30 gün boyunca kapalı tutarsanız bu mesaj size iletilmez ama WhatsApp'ın serverlarında da kalır. İşte burası tam bir muamma. Her ne kadar WhatsApp kendi açıklamalarında kişilerin atmış olduğu mesajların içeriklerine erişemediğini, bunları işlemeyeceğini ifade etmiş olsa da bazı karanlık noktalar var. Özellikle 2019'da Facebook ailesi WhatsApp üzerinden yeni bir içerik sunacaklarını, kişinin akıllı mesaj arama, akıllı içerik oluşturma noktasında yeni bir uygulama kullanabileceğini söylemişlerdi. Yani WhatsApp'a yapay zekayı entegre ederek kişinin daha rahat aradıklarına erişebilmesi ve daha kolay bir şekilde mesaj oluşturabilmesinden bahsediyorlar. Şimdi yapay zeka dediğimiz unsur veriden öğrenen bir teknoloji olduğu için benim attığım mesajların içerikleri, gönderme şekillerim, yazma biçimimle sizinkiler aynı değil. Dolayısıyla burada benim mesaj yazma kültürüme, benim mesaj yazma biçimime hakim olması gerekir. Bu durumda da aslında işlemesi gereken veri tam da benim paylaştığım metin verisidir. Buradaki açmaz aslında WhatsApp'ın mesajlarımızı paylaşıp paylaşmamadığı noktasında ciddi bir şaibe yaratıyor bana göre. WhatsApp'ın açıklamalarını da çok ciddi bulmamamdaki ana nedenlerden bir tanesi bu uygulamayı App Store'dan indirdiğinizde sizden WhatsApp neleri toplar sorusuna verilen cevapla WhatsApp'ın kendi web sitesinden elde ettiğiniz uygulama sizden neleri toplar cevapları birbirinden farklı. Her ikisinde de örtüşen şeyler olmasına rağmen erişebildikleri noktalar şaibeli durumda. Yani o şaibeli mesajlarımızın içerikleri mi?
Onu böyle de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi her ne kadar WhatsApp kesin bir dilde, özellikle de bu yoğun tepkiden sonra 8'inin akşamından sonra mesajlarınızın içeriğine erişemiyoruz şeklinde ifadelerde bulundu. Ama buna karşılık yapay zekasının nasıl besleyeceği tarafını söylemedi. Bu mümkün değil. Eğer siz WhatsApp'a akıllı bir arama, bana özgü bir mesaj yazma, benim mesaj yazma biçimimle mesaj yazma özelliği entegre ediyorsanız benim mesajlarımdan bir şekilde öğrenmesi gerekir. Tabii şu var. WhatsApp burada şunu kesinlikle söyledi. Mesajlarınızın içerikleri üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bunun zaten üçüncü kişilerle paylaşılmasına gerek yok. Sizin mesajlarınızın atmış olduğu, mesajlarınızın iletilmiş olduğu kanallarda bütün bunlar toplandığında aslında büyük bir resim meydana geliyor. O resim sizin mesajınızın içeriğinden çok daha değerli. Genel konuşmalarınız, hobileriniz, ilgi alanlarınız, hangi gün nelere dikkat ettiğiniz, saat kaçta kimlerle yazıştığınız, örneğin hangi gün hangi eşyaları satın almak üzere duygularınızın daha yoğun olduğu aslında bu mesajlar üzerinden tespit edilebilir şeyler. Biz hep ham veri üzerinden yani mesajı attığımız gibi giden haliyle düşünüyoruz ama bu mesaj işlendiğinde ve gönderdiğimiz bütün mesajlarla birleştiğinde çok daha kıymetli bir değeri oluşturuyor. Yani bizim Yani. mesajımızın içeriklerini başka kişilerle paylaşmıyor ama o içerikleri işleyerek o ham veriden yepyeni veriler çıkarıyor. Doğru mu anladım? Yepyeni bir enformasyon çıkarabilir. Evet, gerçi odundan sonra yaptığı açıklamalarda mesajları işlemiyorum dedi ama dediğim gibi benim daha önceki 2016'dan beri yapmış olduğu çalışmalarla özellikle de yapay zeka tarafındaki girişimleriyle bu tarafına dair bazı soru işaretlerim var. Çünkü biz veriyi topladığımızda her şeyi işlemek isteriz. WhatsApp'ın da bu sözleşmesi tesadüfi değildi. Facebook özellikle de dünyadaki büyük bir veri devi olan Google'la yarışmak istiyor. Bakarsanız maillerimiz, resimlerimiz, Google arama motoru üzerinden yaptıklarımızla pek çok defa kelimeleri ve metinleri kullanıyoruz. Bu tarafıyla Google'la yarışmak isteyen Facebook, bunu en kolay elde edebileceği yol olarak WhatsApp'ı gördü ki 2020 yılında pandeminin de şiddetlenmesiyle beraber en çok sosyalleştiğimiz alan, en çok işlerimizi yürüttüğümüz alanlardan bir tanesi WhatsApp oldu. Peki şimdi şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki uçtan uca şifreli vesaire ama siz de söylediniz karanlıkta kalan yerler var. Bu Şimdi burada şunu karıştırmamak lazım. Buradaki sorun bir güvenlik sorunu değil. Buradaki sorun bir güvensizlik ve bir dayatma sorunu. Güvenlik sorunu dediğimizde mesela biz Tülay Şubatlı ile Şebnem Özdemir karşılıklı mesajlaşıyorlar WhatsApp üzerinden ya da birbirimizi aradık. Biz aradığımızda tamamıyla dışarıdan biri, sokaktan biri yetkisiz olarak bizim aramamıza dahil olabilmesi, mesajlarımızı kopyalayabilmesi durumu bir güvenlik sorunudur. Uçtan uca şifreleme bu güvenlik sorununu ortadan kaldırır. Yani WhatsApp'ın güvenlikli olmadığını söylemek yanlış olur. Herhangi bir şekilde karşılıklı yazışmalar esnasında bizim onayımız olmadan hiç kimse gruba girip bizden habersiz videomuzu, içeriğimizi alamaz. Bunları yapabilme gücü sadece WhatsApp ve Facebook ailesi şirketlerde. Çünkü serverlerde bu mesajları evet 30 gün boyunca tutabilme hakkına sahipler. Uçtan uca şifreleme bu tarafıyla güvenliği sağlıyor ama güvensizlik bambaşka bir şey. Yani verinizin bu kadar işlenmesiyle bu kadar bilinir olmak istiyor musunuz? Bu kadar siz duygularınızdan habersizken sizin duygularınızın nasıl yön alabileceğini bilen bir şirketin varlığından rahatsız mısınız? Hele de bu şirketin alışkanlık haline getirmiş olduğunuz uygulama için sizden verilerinizi istemesi, vermiyorsan da git buradan kardeşim demesi, dayatmasına katlanacak mısınız? Buradaki asıl soru işareti güvensiz hissetme tarafı ve dayatmaya karşı olup olmadığımızla alakalı. Burada o zaman şöyle bir çelişki yine çıkıyor. Yani benim kafam bir türlü bunu anlayamıyor. Kusura bakmayın. Konulara Estağfurullah. yabancıyız. Tamam, uçtan uca şifreliyor. Mesajlarımız güven altında. Ama
Bir tarafıyla da az önce dediniz ki verilerimizi işliyor. O zaman bu demektir ki bizim mesajlarımız hiç de güven altında değil. Çünkü bizim mesajlarımız onların sunucularında ve onlar bu mesajları ellerinde okuyarak yapay zeka aracılığıyla yeni yeni veriler oluşturuyorlar. Yine güvenlik ortadan kalkmış olmuyor mu? Tam olarak değil, şöyle bir soru sorayım. Facebook, WhatsApp, Google, yani bugün ücretsiz kullandığınız bütün uygulamalar bu iletim ağını sağlamak için. Yani iki kişi arasında ya da bir gruptaki mesajlaşmayı, resim gönderebilmenizi sağlayabilmek için belki İstanbul kadar büyük bir alanda büyük veri merkezleri kuruyorlar. Bunların soğutması, ısıtması, güvenliği, sel ve çeşitli felaketlere karşı korunması anlamında ödlemler alıyorlar. İnsanlar çalıştırıyorlar, altyapı hazırlıyorlar. Yani milyar doların üzerinde bir harcama yapıyorlar. Bu harcamayı bedava ve sadece insanlığın iyiliği için yaptığını düşünmek biraz naifçe olmaz mı? Çok haklısınız. Bunun da karşılığı herhalde reklamlar olacak. Bütün bunları yapmalarının nedeni daha fazla reklam alabilmek, öyle değil mi? Bizim verilerimiz. Hem de daha iyi hizmet ve ürün sunabilme adında adı altında belki hür iradenin manipülasyonu söz konusu olabilir. Çünkü Facebook o anlamda vukuatlı bir şirket. Brexit süreci, Arap Baharı, Cambridge Analytica skandallarının tamamına bakarsanız ki bunların altından sadece Cambridge Analytica'nın altından Facebook çıktı, diğerlerinin müsebbibini bilemiyoruz. Bu anlamda hür iradenin tehdidiyle karşı karşıyayız. Yani bir karar verirken ya da bir seçim yaparken gerçekten seçtiniz mi? Gerçekten o karar size mi ait? Dijital dünyada ücretsiz olarak kullandığımız her uygulama ile birlikte bıraktığımız her iz, bizden her bir parça bizi tanınır, bilinir hale getiriyor. Bu tarafıyla dijital dünyada ne kadar çıplak olmak istiyorsanız bu size kalmış. Tabii o ölçüde de hür iradeniz manipüle edilebilir. Kararlarınızın yönü değiştirilebilir olacak. Şimdi tabii bu biraz güvensizlikten ötürü pek çok kişi ya Telegram'a geçti ya da Elon Musk'ın söylediği gibi Signal'e geçtiler. Peki onlar ne kadar güvenli? Onların WhatsApp'tan farkı ne? Aslında bedava kullandığınız her uygulamanın üç aşağı beş yukarı politikası aynı. Yani Facebook'un Mark Zuckerberg'in neyse Telegram'ın Pavel'i de aynı diyebiliriz. Sadece yeterli derecede veri biriktirene kadar beklemeniz gerekecek. Dolayısıyla yine bu veriye muhtaç sistemler yeterli miktarda hazine biriktirdiklerinde, veri biriktirdiklerinde benzer bir dayatma kapınızda olabilir mi? Evet, neden olmasın? Telegram'ın WhatsApp'a kıyasla bir eksi yönü daha var. Onu da paylaşmak isterim. Evet, teknik ve kullanım açısından bazı önemli özellikleri var. Gruplarda çok daha fazla insan oluşmasını sağlayabiliyorlar. Fakat Telegram, WhatsApp gibi tüm mesajlarda uçtan uca şifreleme yöntemini sunduğunu ifade etmiyor. Bunu sadece gizli yazışmalar, gizli sohbetlerde kullanacağını açıkladı. Ama bu gizli yazışma, gizli sohbet, secret call olarak neleri tanımladığına dair bir açıklaması yok. Bu tarafıyla bakarsanız Telegram biraz şüphelidir. Ki Telegram tarafında bakacak olursanız 2018 ile 2020 yılları arasında Güney Kore'de ve Malezya'da Eninci Oda Skandalı isimli skandallar gündeme gelmiştir. Yani yetkisiz dinleme yoluyla insanların bazı görüntüleri ele geçirilerek daha sonra şantaj yapılmış, çeşitli mesajlaşma ve grup ortamlarında paylaşılmıştır. Şimdi bu tarafıyla düşündüğünüzde aslında başınıza kötü bir şey gelmesini istemiyorsanız dışarıdaki dünyada yabancı birine sunmayacağınız hiçbir şeyi dijital dünyada sunmamanız gerekir. Signal tarafı da apayrı bir gündem. Merkezi, decentralized yani merkeziyetçi olmayan bir yapıya sahip. Merkeziyetçi olmaması demek aslında arkasında Facebook, Google gibi bir dünya devinin bulunmuyor olması demek. Şimdi bulunmuyor olması yarın bulunmayacağı anlamına da gelmiyor. Signal'ın da bazı açıkları mevcut. 2019 yılında özellikle Android uygulama üzerinden indirilen Signal'larda kişiler arasındaki görüşmeyi yetkisiz olarak dahil olunabilmesi durumu keşfedildi. Signal daha sonra bunu düzeltti. Fakat şu son 8'inden sonra Signal'a geçişlerde de özellikle 8'inin gecesi itibariyle Signal'ın bazı açıklamaları var. Yoğun geçişlerden dolayı uygulamayı kuran kişilere doğrulama kodu gönderemediğini ifade etti. Bu tarafıyla bakarsanız aslında Signal bu kadar yoğun geçişi kaldırabilecek bir altyapıya sahip mi,
bir soru işareti. Çünkü altyapı eksikliği beraberinde güven sorunlarına da güvenlik sorunlarını da getirebilir. Tabii Signal'ın uçtan uca şifreli olması, WhatsApp gibi uçtan uca şifreli olması güvenli sayılabilmesi anlamına geliyor. Edward Snowden ve Elon Musk gibi isimlerin de Signal'ı işaret etmesi bu amaçlı olabilir. Ama tabii bunun garantisi yok. Herkesin bir fiyatı vardır. Yeterli derecede yüksek fiyat verildiğinde bakarsınız bir gün Signal'ın da sahibi Facebook olabilir. Peki siz ne yaptığınızı merak ediyorum. Ne yaptınız? WhatsApp'tan başka bir yere göç ettiniz mi? Bize tavsiyeleriniz ne olur? Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında bütün mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorum. Çünkü dijital dünyada tek bir uygulamanın hakim gücünden çok haz etmiyorum. Hangi uygulamayı en çok kullanırsanız, ona alışkanlık geliştirirseniz o da sizi dikte etme gücü kazanır. Halbuki dijital dünya özgürlüklerin dünyası olmalı. Benim yapacağım şey biraz mahalle baskısıyla da alakalı. Eğer karar bana kalmış olsaydı WhatsApp'ı çoktan silmiştim ama buradaki kaygım herhangi bir güvenlik ya da güvensizlik kaygısı olmazdı. Benim kaygım daha çok dev olmak isteyen, diktatör olmak isteyen bir uygulamaya karşı ayak diremek şeklinde olurdu. Şu anda maalesef çocuklarımın okullarında WhatsApp uygulaması üzerinden haberleşiliyor. Ödevlerini o şekilde alıyoruz. Benim yapacağım en iyi şey yeni bir cihaz ve 0 kilometre bir numara almak. Bu sayede aslında yeniden WhatsApp için başlamış olacağım. Tabii Facebook hesabımı da, tabii benim şansım şu, Facebook hesabımı çok uzun süredir, yani 2016'dan beri neredeyse kullanmıyorum. Sadece akademik paylaşımlar yapmak üzere kullanıyorum. Dolayısıyla burada baktığımızda sorun sadece WhatsApp silme ya da silme meselesi değil, Instagram'ı ve Facebook'u ne ölçüde kullandığınız meselesi. Ben diğer iki ortamı sadece akademik paylaşımlar için kullandığımdan dolayısıyla 5 yıldır yaklaşık, benim açımdan bir tehlike arz etmiyor. Çünkü bu ortamlara ne kadar veri verdiğimin farkındayım. Verdiğim verilerden nasıl bir profilleme yapılabileceğinin farkındayım. O halde şimdi hepimizin yapması gereken bu ortamlara neyi ne kadar verdiğimizi öğrenebilmek. Tabii şu zihniyet yanlış. Vereceğimi verdim. Artık bundan sonra alınacak bir şey kalmadı düşüncesi oldukça sakıncalı. Bu şu nedenle sakıncalı. 30 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşındaki hallerinizi hatırlayın. O yaşlardaki seçimlerinizi, arkadaşlık tercihlerinizi, iletişim biçimlerinizi, kullandığınız kelimeleri hatırlayın. Her yaş, her yıl yeni bir değişim. Dolayısıyla da dijital dünya anlamında yeni bir veri demektir. Verilerimiz çeşitleniyor. Yani biz hangi yaşta verilerimizin kontrolünü ele almaya karar verirsek, o yaştan itibaren yaptığımız paylaşımlar ve üretilecek olan veriyi kurtarmış oluyoruz. O zaman şunu anlıyorum ben, kaçışı yok. Telegram'da da ya da Signal ya da WhatsApp bizim verilerimiz bir şekilde işleniyor. Ama şundan eminiz, yani ben Şebnem Özdemir'e, Şebnem bugün saat 3'te buluşalım mı falanca kafeye gel şeklindeki bir cümle yazdığımda, bu cümle aynı şekilde gidip Facebook'a ya da başka bir yerde üçüncü şahıslara gönderilmiyor. Tülay Şebnem'e dedi ki kafede 3'te buluşalım ya da IBAN numaramı gönderdim size. O IBAN numarası Facebook'ta bir yerlerde yayınlanmıyor. Herhangi bir güvenlik sorunu yok. Ama ben bilmem ne kafesinde Şebnem'le saat 3'te buluşalım dediğim için o kafenin özelliklerine bakıp buradan veri elde edip o veri elde ettikleri verilerle biz kullanıcılara reklam üretmek istiyorlar. Doğru mu anladım? Basitçe. Doğru anladınız. Bu arada IBAN bilginizi resim olarak paylaşırsanız onu işleme hakkına sahip, paylaşma hakkına da sahip. Çünkü resimler ve sesli dosyalar, videolar konusunda metinlerdeki gibi paylaşmayacağına dair bir açıklaması yok. O zaman çok dikkatli olmak zorundayız. O IBAN birilerinin eline geçtiğinde hesabımızdan paralar gidebilir.
Dijital dünyada mahremiyet aslında bir illüzyondur. Her an her şey başınıza gelebilir. Fiziksel dünyada nasıl kendimizi koruyorsak, dikkat ediyorsak, yabancı birine IBAN numaramızı göstermiyorsak, hesabımda şu kadar para kaldı diye söylemiyorsak yoldan geçen birine, çocuklarımızın resmini göndermiyorsak, göstermiyorsak, yabancılara yapmayacağımız şeyi dijital dünyada da yapmamalıyız. Bunu şöyle düşünün. Evinizin kapısını açık bırakıp anahtarı da dışarıya atıp ondan sonra da gece rahat uyuyamayacaksınız. Evinizin içinde birileri fotoğraf albümlerinizi, elbiselerinizi, mutfağınızı, buzdolabınızı, hatta cüzdanınızı karıştıracak diye korkuyorsanız dijital dünyadaki evinizin de aynı şekilde dolaşılabilir olduğunu unutmayın. Yeterli tedbiri alın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok yararlı bir söyleşi oldu. Peki, Ben teşekkür ediyorum. sizin söylediğiniz gibi WhatsApp'ta kalmaya devam edeceğim. Ama bundan sonra hiçbir şekilde özel verilerimi sizin de söylediğiniz gibi orada paylaşmamaya dikkat edeceğim. Ama o kadar alışkanlığımız olmuş ki, yani bütün aile fotoğraflarımız WhatsApp'ta mesela bizim. Yani burada evet hani güvenlik sıkıntısı yok ama burada bence dikkat edilmesi gereken şey hür iradenin baskılanması. Yani bana verini ver, bana 1.000 liranı ver yoksa bu televizyonu seyredemezsin. Bana 1.000 liranı ver yoksa sana eğitim vermem. Bana 1.000 liranı ver yoksa yemek vermem diyen yani o zihniyete karşı çıkıyorsa WhatsApp'ında bana verini ver yoksa bu uygulamayı kullanamazsın dayatmasına bence karşı çıkmalıyız. Çünkü burada gerçek anlamda alışkanlığımızın bize karşı kullanılması söz konusu. Halbuki alt üst yaptığımız şey bir mesajlaşmak, atom parçalamak değil. O zaman karşı çıkmayı nasıl yapacağız? Hani bir taraftan alışkanlıklarımız nedeniyle kullanıyoruz, bir taraftan evet başka yerlere gidiliyor ama bu karşı çıkışı nasıl yapmalıyız WhatsApp'ın bu dayatmasına, sözleşme dayatmasına? Her şeyden önce bir veri diyetine başlamakta fayda var. Şöyle bir hesaplarımıza dönüp bir bakalım biz neleri paylaştık. Çünkü buradaki mesele bir WhatsApp meselesi değildir. Bunun adı şimdilik WhatsApp'tır. Yarın öbür gün belki adı Zoom olur, yarın öbür gün belki adı Google olur, Gmail olur, Facebook olur, Instagram olur. Yani her an başımıza gelebilecek bir tehditle karşı karşıyayız. Sadece WhatsApp bunu görmemizi hızlandırdı. Geri adım atar mı? Göreceğiz. Geri adım atar diyenler olacak. Ama bir kere insanlara bu dayatmayı uygulayan bir sistemin bundan sonra da devamında farklı dayatmalar uygulayabileceğini unutmayın. Bizler hep uyuşturucu bağımlılığı konusunda insanları uyarırız. Deriz ki uyuşturucuyu ilk kullandığınızda size hoş gibi gelebilir ama sonrasında bırakmak istemezsiniz. Alışkanlıklarımız da bir nevi uyuşturucudur. Eğer biz cebimizdeki paradan daha kıymetli bir şeyi verimizi veriyorsak ve bunu sırf alışkanlık haline getirdiğimiz için bırakamıyorsak, mahalle baskısından dolayı bırakamıyorsak, burada bence uyuşturucu bağımlılığından çok da büyük bir farkımız kalmıyor. Dijital dünyada oluşturduğumuz tehdidin bence farkında varmalıyız. Yuval Harari'nin iyi bir sözü var. Bir ülke hakkında yeterli miktarda veriye sahipseniz o ülkeye asker göndermenize gerek yoktur der. Bu da içinde yaşadığımız durumu özetliyor hakikaten. Çok teşekkür ediyorum. İstinye Üniversitesi Teşekkür ediyorum. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir bizimle birlikteydi. Katıldığınız için çok teşekkürler Şebnem Hanım. Teşekkürler, iyi günler.